Bak. Ben senin için buradayım. Seni çok sevdiğim için buradayım. Yalnız değilsin, bunu sakın unutma. Tamam mı? Tamam o zaman, madem konuşmuyoruz, meyve suyumuzu da içmiyoruz, başka bir şey yapalım. Al bakalım. Ne var bunda? Ha? Şaka yapıyorsun. Yo, gayet ciddiyim. Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorum senin seramikle ilgilendiğini? Bana söylemedin ki daha önce, değil mi? Doğru, söylemedin. Ama ben senin sevdiğin her şeyi bilirim. Yani nefret ettiğin şeyleri de biliyorum da, o kısım ayrı. Tamam da nereden öğrendin? İlla öğreneceksin, değil mi? Annenle senin bir röportajınızı okudum gazetede. Orada yazıyordu, seramik dersi almaya başladın. Gerçi bayağıdır elimi sürmüyorum ama. İşte ben de o yüzden buldum, buluşturdum ve getirdim. İyi yapmışsın. Sağ ol. İyi madem senin canın çekmiyor, ben bir şeyler yapayım. Mesela basit bir şeyden başlayayım. Kuş. Kuş yapayım ben ya. Önce kafasından başlayabilirim. Misal. Şöyle bir gagası var. Ha, böyle de göz. Tamam. Sıra. Gövdesinde. Şişman mı olsun, zayıf mı olsun kuşumuz? Peki. Bırak, bırak. Gel. Tut, yardım et. Al sana şu dergileri. Aldım. Sevgilim benim, mükemmel oldu bence. Sıkı tut da kaçmasın bir yere. Ben de senin için ufak bir şey yaptım. Ufak ama etkili. Melis, yemek saati. Oturabilir miyim? Zaten iştahım yok. Sabah kaç çıktın? Söylemediler. Ben çaktırmadan baktım. 43 kiloyum. Geldiğimde 39'dum biliyor musun? Gerçekten mi? Ben de 50'ydim ama şimdi kaçım bilmiyorum. Elime yesene, çok güzel. Hem 60 kalori. Bir şey soracağım. Eğer ben yemek yemezsem burada, yani yememeye devam edersem ne yapacaklar diye soracaksın. Hiç o şeyler yapmıyorlar.
takacaklar. Bak. Buradan seni besleyecekler yaşatmak için. Ben de başta öyle bakmıştım ama sonra alıştım. Zaten çıkacak bir iki güne. Bir kilo daha verirsem beğendiğim çocukla sinemaya gidebilirim. İki kilo daha verirsem arkadaşlarımla havuza girebilirim. Üç kilo daha verirsem mutlu olurum. Ama işte öyle olmuyor. Olmadı da. Ne değişti peki şimdi? Ben değiştim. Ne olursa olsun yaşamak çok güzel Melis ya. İnsanların büyük sorunları var. Çözümsüz sorunları. Ama bunun çözümü bende. Zaten başıma ne geldiyse bu kontrol manyaklığımdan geldi. Ama bir gün kendime dedim ki, Aslı saçmalama, kendine gel. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen, şimdi öyle iyileşeceksin. Sen bu hastalıktan daha güçlüsün. Kendin yaptın bunu, kendini hasta ettin. Ama şimdi iyileşmek zorundasın. Kendini nasıl böyle hasta ettiysen, şimdi öyle iyileşeceksin. Ya tabii. Kolay da öyle. Gel. Girebilir miyim? Gündüz neden gelmedim diye merak ettiysen, ki ettin biliyorum. Allah Allah. Nereden biliyorsun bakalım? Altıncı isim çok kuvvetli. Annenler buradadır diye biraz çekindim açıkçası ya. Kolye ne iş? Annemin hediyesi. Ha, güzelmiş. Sağ ol. Benle oynayabilir miyim? Tabii. Nasıl ya? Acemi şans. Hadi orada. Ne yaptın bugün? Anlat bakalım. Senin hayatın daha eğlencelidir sanki. Bence sen anlat. Ha, sorma ya. Eğlenmekten öleceğiz. Allah, ben artık yeter rahat bırakın diyorum. Bırakmıyorlar. Sabahtan akşama kadar vur patlasın çal oynasın. Dalga geçme. Önce sen anlat bence. Peki. Sabah uyandım. İşte kahvaltı seremonisi oldu. Kızlar yemekhaneye indik. Ama öncesinde tartıldık. Ama kaç kilosun diye sorma boşuna. Çünkü göstermiyorlar. Aa. Yasakmış. Sonra da annem geldi işte. Annemle babamın arası limoni biliyorsun. Var mı peki bir gelişme? Boşanma olayında mı? Hı hı. Bilmiyorum. Olsa da benden saklıyorlar. Bir şey söylemiyorlar. Ama babam bugün çok kötüydü. Ha, bir de annem özür diledi benden. Aa, ciddi misin? Bu şey, doktorun yanında olan olayla ilgili mi? Hı, sayılır. Ben çok sinirlenmiştim ona. Aklıma ne geliyorsa saydırdım. Özür diledi. Bu aralar ben çok kötüyüm, seninle ilgilenemiyorum dedi. Vakit geçiremiyoruz ama düzelecek her şey dedi. Güzel olacak galiba. Ne güzel. Ne oldu? Annem geldi de aklıma. Uzun zamandır görüşmüyorsunuz değil mi? Hı hı, evet. Zaten artık hayal meyal hatırlıyorum yani. Ne yapıyor, ne ediyor? Nerede, burada mı? Hiçbir şeyden haberim yok. Ve bu da üç oldu Melis Hanım. Kaybediyorsunuz. Olsun. Bir dahaki sefere ben kazanırım. O zaman eşitleniriz. Yok canım. Biliyor musun? Böyle bazen çok farklı bir insan oluyorsun. Şimdi böyle içinde bir şey var ya. O gidiyor. Neye gidiyor? Söyle söyle. Psikopat. Ruh hastası, manyak. Biraz. Birazcık belki. Çok az ama. Hani sen çok özgüvenli görünüyorsun ya. Kırılmayacak gibi, güçlü.
Böyle o gidiyor birden. Onun yerine bambaşka bir insan geliyor bence. Babam duymasın. Zayıf yönlerini kimseye göstermedi, hep anlatıp durur. Zayıflık değil bu. İnan bana. İstiyorsan seni babamla bir konuşturayım. Yok canım, ben almayayım. Sağ ol. Yani yetişkinlerle aram pek iyi değildir biliyorsun. Yani sanki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.